ülke yönetimini konuştuk. Yaşanan krizler, fiyat artışlarını konuştuk. Peki Ünye yönetimini, Ünye Belediye yönetimini, konuya bakışını nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi Ünye Belediyesi çok mu sessiz kalıyor? Ünye Belediyesi arada kalmış durumda. Şimdi bir tarafta Büyükşehir Belediyesi Sayın Hilmi Güler yönetimi var. Bir tarafta Ünye Belediyesi Sayın Hüseyin Tavlı yönetimi var. İkisi de aynı partinin temsilcileri. Fakat Büyükşehir'in Ünye şehrine bakışı nasılsa Ünye Belediyesi'ne bakışı da odur. Bizim sonuçta şehir olarak şu anda şehir eminimiz Ünye Belediye Başkanı'dır. Dolayısıyla bu dışlanmışlığı Ünye Belediyesi de biliyor ve farkında. Fakat Büyükşehir yasası öyle bir yasa ki bütün gelirleri Büyükşehir kasasında toplamış. Onlar kime arzu ederlerse, kim lütfederlerse işte bizimle paylaşıyorlar belli dönemlerde. Dolayısıyla Ünye Belediyesi de daha fazla yatırım alamadığı için bir sıkıntı halinde belli. Bir istişare problemi var. Biz bunu Çamlık'ta da gördük. Belediye dükkanlarında da maalesef gördük. Bakın ben bir eleştiri yapmıştım. Ünye Belediyesi Çamlık dükkanlarında neden yok? Süreci neden bilmiyor Ünye Belediyesi? Bilmesi gerekmiyor mu? Yani Evet. Ünye'nin bir belediyesi var ve onun bir yönetimi var. Hiçbirinin konudan haberi yok. Hatta Çamlık'la ilgili Büyükşehir Belediyesi Atatürk Parkı'nda bir toplantı düzenlemişti. O toplantıya iştirak etmiştik biz de. Giderken Ünye Belediyesi'nden çok üst düzey yönetici arkadaşla sohbet ediyoruz. Ya biz de bilmiyoruz ki işte bir şeyler açıklayacaklar. Türkiye'nin geldiği nokta neyse Ünye'nin, ordunun geldiği nokta da bu işte. Büyükşehir yapıyor, Ünye Belediyesi ile paylaşmıyor. Ünye Belediyesi onu bir abilik makamı olarak gördüğü için ses çıkartamıyor. Dolayısıyla burada ezilen kim oluyor? Ünye halkı. Beklentileri karşılanamayan kim? Ünye halkı. Yani çok ciddi problemler var. Ben Ünye Belediye Başkanı'nın yerinde olsaydım bu kadar sessiz kalmazdım. Çünkü gerekirse o makamı terk edersiniz, yapamıyorsanız ya da destek görmüyorsanız buna karşılık çıkarsınız, bir şahsiyet ortaya koyarsınız, gerekirse de makamı bırakırsınız. Bu da birilerinin kulağına kar Kaçırır. suyunu kaçırır yani. Evet.